Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Destur ya Seyyidi Sultan Evli Ahmet Esselamu'l-Rahman Ahmet Al-Hakkan. Allah Subhanahu ve Teala insanı çok farklı yarattı. Celle Celaluhu. Yani biz bunları imanımız kuvvetlendikçe, Allah'a kurbiyetimiz, yakınlığımız arttıkça biraz biraz daha anlıyoruz. Bizimki tabi karınca misali bu yolda. Evliya-i kiram kartal misali ilerlemek. Peygamber-i izam onlar yıldırım misali gidiyorlar. Subhanahu ve Teala çok esmalarıyla tecelli etti insana. İnsanın mizacında diyor Ubeydullah Ahrar Hazretleri çok değişik bir özellik koydu ki insan bulunduğu meclisten, etrafındaki insanlardan çok etkilenir. Onun için akıl olan insan bir meclis tutacaksa diyor, aşıkların meclisine koşsun. Allah'a aşık olanlar. Kalbini Allah'ın muhabbetiyle dolduran insanı, çünkü şeytan ve nefsin kandırması mümkün değildir. İhtimali yok yani. Tabii ki hata dediğimiz, varta dediğimiz bazı olaylar yaşanır. Bunlar da hep biliyor musunuz ders içindir yani. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri'nin yaşadığı bazı olaylar vardır. Allah Subhanahu ve Teala şeytanın diliyle bazen onu uyarmıştır. Bazen bir köpeğin diliyle uyarmıştır, köpeği konuşturmuştur. Bunlar sırf ondan sonra geleceklere ders olsun diye, ibret olsun diye. Biz oradan vay arkadaş Sultan Bayezid de böyle büyük bir hata mı yapmış diye değil, Sultan Bayezid Bestami Hazretleri ne büyük insanmış ki Allah Subhanahu ve Teala en ufak bir istemediği noktayı dahi onda bir hayvanı dile getirerek, getirme suretiyle onu ondan çekmiş. Orada yani bizim onun makamının yüceliğini anlamamız gerek. Ne büyük insan. İşte Ubeydullah Ahrar Hazretleri de bize bunu öğretiyor. Aşıkların meclisine git, aşık olmayanların meclisinden kaç. Oradan kaç diyor. Çünkü Allah insanı öyle yarattı, kimlerin meclisinde oturursa onlardan mutlaka bir etki alıyor. Ya girdiğin meclisin sultanı olacaksın, ya kölesi olacaksın. Girdiğin meclisin sultanı değilsen, sen çok ilim ehlisin, aşık olabilirsin. Aşık girdiği zaman meclisin sultanı olur. O meclisteki insanlar onun halini taşımasalar bile ondan alırlar. O verir yani. Ama bu noktaya gelene kadar, sen hakiki bir aşık olana kadar aşıkların meclisine gideceksin. Ki onlardan alasın. Yoksa öteki insanların meclisine gittiğin zaman onlardan ne olacak? Sana karışacak. Her şeyden ibret alacağız. Her şeyden ibret çıkartacağız. Yurt dışına gidiyor aileler veyahut da çocuklarını gönderiyor çalışmak üzerine, değil mi? Ne oluyor? Evet, işi güzel, aşı güzel, evi güzel. Ama bunlardan çok memnun iken dini konuda güzel mi değil mi buraya çok bakamıyor. Dini konudaki güzelliği yakalaması biz şu Türkiye'de 5 vakit ezanla büyümüş insanlar içerisinde bile ne söylüyoruz? Aşıkların meclisine git. 5 vakit ezanı okunmadığı bir ülkede sen namaz kılanı bile zor bulurken orada çocuğun etrafındakilerden mutlaka etkilenecek. Etkilenip ne oluyor? Onlar gibi yaşamaya başlıyor bu sefer. Ne oldu? Yani bu bir örnek. Güzel olan işleri hepsine yaptırtamadık çocuklarımızın yani. Bir sürü bize şikayet de geliyor yani. Avrupa'da çocuğu kaybettik diyor. Ama mesela Emine teyzemiz de evlendiremiyor mesela. Değil mi? Yani oradaki etraftaki insanların yaşantısının etkisi onları sirayet edecek. Bu Allah'ın yaratışında var. Halkında var yani. Hangi meclise girersen, o meclisin sultanı değilsen, o etrafındaki insanlardan sana bir etki sirayet edecek. Ne oluyor bu sefer? İslam'ı yaşayamıyoruz, yaşatamıyoruz. Oluyor yani. Oradaki insana fazla yüklenmeye gerek yok. O meyat veyahut da buradaki insan da
Çocuğunu mesela anlatıyor anne. Diyor ki hocam çocuğumu çok güzel yetiştirdim. Hatta diyor 15 yaşına kadar 5 vakit namazını kılardı. Ama şimdi kaybettim diyor. Ne yapacağım? Halbuki ben buna bu kadar güzel de davrandım. Nasıl böyle oldu? Dert yanıyor. 15 yaşından sonra nereye gönderdin? Bir okula gönderdim. Baktın mı okul nedir? Okul nasıldır? Bugün interneti açtığınız zaman göreceksiniz. Bir hoca efendi güzel bir vaaz-ı nasihat etsin. Altında 100 tane yorum varsa bu yorumların 50 tanesinden fazlası o hocayı kötülemek içindir. Ve şöyle yorum yaparlar. Bu da nereden çıktı mesela? Bu da yarın ajan olmasın mı? Bu şey olmasın mı? Böyle bir hep şeytanın verdiği vesveseyle tedirgin yaklaşıyor Allah'ı anlatanlara. Fakat bir okula çocuğunu verecek, hemen bu semtteki okul hangisi? Hop diye veriyor. Gidip araştırdın mı? Baktın mı nasıl bir okul? Öğretmenlerini araştırdın mı? Civarını araştırdın mı? Yok, verdin oraya. O sınıftaki çocuklar, 15 yaşındaki çocuklar çoğu namaz kılıyor mu? Bunu şimdi söyledim, hocam sen ne diyorsun diyecekler. Ama sen 30 tane çocuğun içerisine, namaz kılmayan çocuğun içerisine bir namaz kılan çocuğu gönderdiğin zaman o çocuk bir kılar, iki kılar, üç kılar, dördüncü de hepsiyle birlikte oyuna dalar. Oradan etkilenecek, öyle olacak. Çocuğa kızmanın hiçbir lüzumu yok. Salarsan sıhhatli bir insanı hasta insanların arasına, hastalık kaptığı zaman o çocuk, o insan bu niye hastalık kaptı demeye hakkı olmaz insanın yani. O ondan ona geçer, ondan ona geçer. Ha ne yapalım? Ne yapalım? Öyle bir okullar kuralım ki inşallah kuruluyor da zaten görüyoruz. Ha mescidi var. Cemaatle namaza gidiyor talebeler. Ha, o okula gönder. Araştırdın mı? Baktın mı? Bakmadın, öyle yapmayacaksın. Öyle bir okula gönder çocuğunu. Allah'tan korkan insanların bulunduğu, öyle ailelerin olduğu o okullara gönder. Şimdi bizim Müslümanlar ne yapıyorlar? Bilmem ne otel. Ne özelliği bu otelin? Tesettür hocam. Dine çok dikkat ediyor. Adam bir tanesi arıyor. 10 gün kalacağım ne kadar diyor tutar? 120 milyar. 120 milyar. Normal bir otele gitse 3.000 5.000 lira verecek. Güya dini bir otelmiş. 10 günü 120 milyar. Tamam mı? Adam da diyor ya oteli mi alıyoruz biz, ne yapıyoruz? 120 milyar. Netice neyi anlatacağım? Aa, Müslümanlar keyfini eda etmek için bak ne paralar harcıyorlar. Tesettür otelleri bulmuşlar. Erkek ayrı giriyor, kadın ayrı giriyor. Bunu düşünmüşler. Yani diyor ki, evet dinimize bağlıyız. Keyfimizi eda ederken dinimize uyacağız. Bunun için gereken parayı harcayacağız. Ha, bu konuda hassasiyetiniz var yani. Evet, keyfinizi eda ille de edeceksiniz. İlle de eda edeceksiniz. Bunu da dini şekillerde yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam, hay hay. Peki, keyfini eda etmek için dini bir şekilde bu kadar para harcarken sen evladını güzel yetiştirme noktasında ne harcıyorsun? Ne harcıyorsun yani? Dedin mi yahu biz bir okul kuralım? Tamam, medreseler bize ağır geliyor. Yapamıyoruz. Biz bir okul kuralım arkadaş. Orada talebelerin hepsine namaz kıldırsınlar. Namaz kıldırsınlar. Cemaatle birlikte kılınsın namazlar. Ve çocuklarımızı böyle yerlere gönderelim. Orada yetiştirelim. Dedi mi? Çok az. Yani o otellerin projelerine girenler yanında bu belki binde birdir. Devlet eliyle biraz biraz oluyor da düzeliyor, hamdolsun. Müslümanlar keyfine dikkat ettiği kadar dine dikkat etse zaten Allah'ın izniyle her yer düzelir. Her yer güzele döner. Evet, işte demek ki etraftan etkileniyoruz. Onun için dikkat edeceğiz. O çirkin bulaşmasın bize, o çirkef bulaşmasın bize. Allah'ın güzel bir kulu olalım. O yolda yürüyelim. Şimdi ahir zaman oldu tabii, bu da büyük bir dert oldu. İnsanlar evlenemiyorlar. Türkiye'de de bir sürü var. Neden evlenemiyorlar? Devamlı mesajlar bunun üzerine. Evlenemedikleri için de ne yapıyorlar? Hocam bana muska yapmış diyorlar. Büyü yapmış diyorlar. Tamam mı? Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin çok güzel bir sohbeti vardır.
Allah Subhanahu ve Teala kişinin nasibini gönderir diyor ayağına. O ilk geleni diyor keyfi olarak kabul etmez. Geliyor şimdi nasibi kızın veyahut da çocuğun. Güzel mi kız? Güzel. Oturması kalkması, annem baktı diyor, kızın oturması kalkması güzel diyor, servisi güzel, tamam mı? İnsanlara güler yüzlü. Niye peki almadın o kızı? İşte elektrik alamadım. Bütün laflar bunun üzerine. Ya o elektrik dediğin muhabbettir. O muhabbeti Allah kulun kalbine atar. Celle Celaluhu. Sen 8 sene, 10 sene bir kızla çıkarsın, o hani çok çok elektrik alıp çarptığı, seni çarpan kız var ya, 8 sene sonra evlenirsin, 2 ay sonra ayrılırsın. O kalbe muhabbeti atacak olan Allah Celle Celaluhu. Aynı şekilde kız da yani. Kıza da geliyor bir erkek istemeye. Gayet filinta gibi çocuk maşallah. Yakışıklı, delikanlı böyle. Taşı tıksa suyunu çıkartacak. İşinde, aşında, evinde. Ne diyor? İşte dışarı giderken, bir yere gezmeye giderken ben seni götüreceğim dedi. Hayır, ben kendim gideceğim. Böyle yani çok sudan sebepler. Sudan sebepler. Geliyor nasip kapısına. Olmaz diyor. Ben bunu istemiyorum diyor. Zaten daha çok gencim, çok güzelim. Ondan sonra ilkini diyor böyle sudan sebeplerle reddettiği zaman diyor şeyhimiz, bir dahakinin gelmesi çok zordur diyor. Çok zordur. Bekler durur, sıkıntısını çeker durur. Bugün de durum aynı öyle. İnsanlar genel olarak iki sebepten dolayı evlenmiyorlar. Ya kibrinden dolayı ya da cimriliğinden dolayı. Bu iki hastalık onları yakalıyor ya. Malı mülkü vardır, ona birisini ortak etmek istemiyor. O ortağı kılı kırk yarar derecede seçmeye çalışıyor. Yahu sen anlamıyorsun, Allah'a teslim olmuyorsun, Allah'ın dediği yolda gitmiyorsun. Eğer Allah Subhanahu ve Teala senin malını o elinden alacaksa, sana öyle tatlı gösterir birisini, gözü kapalı hani... اِذَا جَاءَ الْقَدَرْ عَمْيَ الْبَصَرِ demişler. Kader geldi mi göz kör olur. Gözün de kör olur. Kulağın da sağır olur. Tam bir sahtekarı kendi elinle evinin içine koyarsın. Evet. O seni bütün soyup soğana çevirir ve gider. Çok akıllıyım diyen insanlar maalesef bu hastalığa düşer. Öteki de nedir? Kibrinden. Burnundan kıl aldırmıyor adam. Ben dünyanın en güzeliyim. En yakışıklısıyım, en akıllısıyım, çok akıllıyım, çok zekiyim, çok itibarlıyım. Bu kız benim yanıma yakışmaz. Neden? Okul okumamış. Halbuki okul okumamış olmak şu zamanda, evet, şu zamanda büyük bir cevherdir ya. Erkeklerin içerisinde girmemiş, erkeklerin içerisinde devamlı olup hayasını kaybetmemiş. Bir erkeği gördüğü zaman, onunla konuşacağı zaman utanıyor. Bundan büyük hazinem var bu zamanda yani. İnsanlar bizim bu söylediğimizi cehalet olarak addediyorlar. Halbuki biz diyoruz ki ilim çok kıymetli olabilir ama benim hayamı benden alacaksa orada dursun. Ben o ilmi bugün kitaptan da öğrenirim. Diploma olmamalı diye, elime diploma almadım diye cahil değilim ben. Alırım kitaptan o ilmi öğrenirim. Sen diplomayı alırsın, okuduğunun hepsini unutursun. Ben unutmam. Sana bilgin derler, sana tahsilli derler, bana cahil derler bu insanlar. Ama senin o unuttuğun kitabı ben ezbere biliyorum belki. İnsanların bakış açısı değil bizim bakış açımız yani. Neticede bakıyorsun kadın giriyor bir meclise, erkekle kızdan daha iyi konuşuyor. Daha iyi. Şak şak şak, lak lak lak, espriler, şunlar bunlar. İşte benim itibarım var, bu kız benim yanımda duramaz diyor. Ondan sonra almıyor o kızı. Tamam mı? Kibrinden dolayı. Keza bir kız da ben okudum diyor ya. Ben tahsilliyim diyor. Bu çocuk benim dediğimi yapacak, benim dediğim yola gelecek. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir. Kibriyle yol alır, sonra evinde kalır. O kibri, o burnunun büyüklüğünü Allah tabiri caizse senelerce bir tokmak gibi kafasına vurur onu. Çünkü senelerce evlenemez. Bu hastalığından dolayı. Her evlilik lafı açıldığı zaman kafasına bir tokmak gibi iner o. O kibrinin cezasıdır. O insan.
İşte kibir mevzusunda da yine evliyanın noktasından da bakmak lazım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin de yine çok güzel bir sohbeti var bu konuda. Mübarek diyor ki, kibir iki türlüdür. Biri lazım, biri kötü. Bak, kibir değil mi? Herkes kibir dendiği zaman aman uzak dursun dediğimiz bir hastalık. Fakat iki türlüdür. Hadisi şerifi açıklarken bunu söylemiş. Neydi o hadis-i şerif? اَتَّكَبُّرْ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ تَوَادُعُمْ Kibirliye kibirli davranmak tevazudur. Bu hadisi şerifi açıklıyor şimdi. Nasıldır biliyor musunuz bunun manası? İlk defa duydum ben de Hazret'ten yani. Bir diyor, istenmeyen kibir nedir? İnsanın kendinden başka diğer ne yaratılmış mahluk varsa onu kendinden aşağı görmesi. Bu bildiğimiz çirkin kibirdir. Uzak durmamız gereken şeytanın ahlakı olan Allah'ın hiç sevmediği ve bu ahlaka bürünen insanı mahvederim dediği ahlaktır. Şu an hani biraz önce bahsettiğim evlilik mevzusunda olan cereyan eden kibir bu kibir yani. İnsanları kabul ederken tahammül edebileceğiniz bazı eksikler mutlaka olacak, bu noktaya bakacaksınız. Mükemmel bir insan yok. Onlar peygamberlerdi sadece. Eksikler mutlaka olacak. O eksiklerle sen oturdun, kızla erkekli karşılıklı bakacaksın bunun ne eksiği var. Görüyorsun ya o eksikleri. Ben buna tahammül edebilir miyim? Bunu işleyecek adam burada. Senin de eksiğin var. Kız da bakacak, ben buna tahammül edebilir miyim? Mutlaka ve mutlaka belirli noktalarda birbirlerine tahammül etmeyi göze alarak bir evlilik kurabilir insanlar. İşte kibir kötü ahlaktır. Allah Subhanahu ve Teala bir hadisi kutsi'de وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي Kibir benim cübbemdir manasında. Benim elbisemdir yani. Benim özelliğimdir. El-Mutekebbir diye ismi vardır Allah-u Teala'nın. Neden? Çünkü kibirlenebilmesi için bir zatın kendisinde hiçbir eksik noksanlı olmaması lazım. Biz noksanlarla doluyuz. Onun için bizim kibirlenmemiz tamamen bir karıncanın kendini bir dev görmesi gibidir. Sen ufacık bir karıncasın. Sen diyebilir misin ki benim başım arşa değer? Değil mi? Benim başım arşa değer, ben dağları sırtımda taşırım. Yok. Bu kibir Allah'ın sıfatıdır ve o kibre kim elini uzatırsa Allah Subhanahu ve Teala fakat kasamtuhu diye tabir etmiştir. Onu mahvederim. Biter işi yani. Ki en büyük örneği eskide tarihte Nemrut'tur ki kibirlendi. Bir sivrisinekle Allah onun cezasını kesti Celle Celaluhu. Lazım olan, olması güzel olan kibir nedir? Bunu ilk defa Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nden dinledim. Çok güzel bir şey gerçekten. İnsana Allah Subhanahu ve Teala kalp bahşeyledi. En büyük cevherimiz. O kalp sırf Allah'a aşk için yaratılmıştır. Subhanahu ve Teala. Orayı Allah aşkı dolduracak. Allah aşkı dolduracak. Bir kul işte Allah'tan başka, Allah ve Allah'a götürenler, onlardan başka ne varsa onları kalbine koyma noktasında hepsini aşağı görecek. Hiçbirisini kalbine koyacak kadar kıymetli bilmeyecek. Bu kalp sadece ve sadece Allah'a götüren Resul-i Ekrem, Resul-i Ekrem'e götüren Evliya-i Kiram içindir. Bu yolda, beni bu yolda ilerletenler ve hakiki manasında o Evliya da o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de elçisi olduğu Allah'ın nurunu taşırlar. Bu kalp sadece Allah'ın nurunu taşımak içindir. Ondan başka ne varsa onların hiçbirisini beğenmiyorum, istemiyorum, kalbime koymuyorum, koyacak kadar kıymetli de bulmuyorum. İşte bu kibir Müslümana lazım olan kibirdir ve bu kibir ile fenai fillah makamı denilen o makama ulaşır insan. Bu kalbe Allah'a ait olmayan, yüzü Allah'a dönük olmayan, kalbinde Allah'ın nurunu taşımayan kimse giremez. Kimse giremez. Giren sırf Allah'a olan nispetinden girebilir. Başka türlü de bir yol bulamaz. Böyle bir niyeti kalbinde taşırsa Müslüman, Allah'ın en has kulu olur.
yerinde, yeryüzünde Allah'ın halifesi olur, arslanı olur. Kalbine soktuğun ne için sokuyorsun, ne için koyuyorsun bir bak. Bunu iyi tefekkür etmek lazım. Bir kadın mı koydun? Neyinden koydun o kadın o kalbine? İşte gözü güzel, yüzü güzel, kaşı güzel. Ve bunlar toprak olup gidecek. Sen Allah'ın aşkını bırakıp da şu kaşın, şu gözün, şu yüzün derdine mi düştün? Onu mu koydun? Yani tabiri caizse Allah aşkını kenara attın da bir kaş ve yüzün aşkını mı, sevgisini mi oraya koydun? Böyle düşüneceksin. Öteki neyi koymuş? Daha aşağıda. Arabın sevgisini koymuş. Öteki evin sevgisini, öteki paranın sevgisini koymuş. Yani sen bunları Allah Subhanahu ve Teala'dan daha kıymetli gördün. Onu bıraktın, bunları koydun. Bu şekilde Müslüman nefsine telkinde bulunup orayı sırf Allah'a ait bir yer olduğunu bilecek, oraya sadece Allah'ın aşkını koyacak. Onun aşkından maada ne varsa dünyada hiçbirinin kalbe koyulacak kadar bir değer arz etmediğini bilmesi, işte bu kibirdir yine. Bu kibir bize lazımdır. Bunun ile hakiki kul olunur. Bunun ile Allah bulunur. Celle Celaluhu. İşte haller, durumlar hep farklı farklı. Herkes imanının kuvvetine göre bir noktadan bakıyor. O noktadan da en büyük nasibi alıyor. Biz de işte Evliya-i Kiram'ın baktığı noktaları da öyle anlatıyoruz ki neden? Oraya doğru yürüyelim diye. Hedefi göreceksin, güzel manzarayı göreceksin ki onu görme derdine düşeceksin. Bu sohbetler bunun içindir yani. O mübarek zevatın hallerini bize gösteriyorlar. Neye benziyor o? Ha, şu dağın şu eteğine çıktığın zaman öyle bir harika manzara var ki. Bir seyret, bir gör. Sana söylüyorlar. Ne oluyor bu anlatım? Seni o dağın zorlu yolunu kat edip de o noktaya varmana vesile oluyor. Kat ediyorsun o zorlu yolu, o dedikleri noktaya geliyorsun, o harika manzarayı bizzat temaşa edip seyrediyorsun. Onun için sohbetlerimiz çok önemli, zikirlerimiz çok önemli. Tabii ki can kulağını verene, nefsiyle dinleyene bir nasip oradan hasıl olmuyor. Nefsiyle dinleyen oradan hakiki nasibi alamıyor. Neden? Neye benziyor o? Doktor sana söylüyor. Ne yapacaksın? Üşüttün mü kardeşim? Üşüttüm. Ihlamuru kaynatacaksın. İçine limon atacaksın. Ondan sonra zencefili de kaynatacaksın. İçeceksin. Tamam mı? O da ne yapıyor? Ihlamuru yiyor. Kuru kuru yiyor. Doktor ıhlamur demişti diyor. Ama ıhlamur dedi ama kaynatacağım dedi suda sana onu. Kuru kuru yer onu. Ondan sonra ben bir şey alamadım, ben bir tat duyamadım. Zaten tadı tuzu da yok bu. Ben keçi miyim öyle diyor. Ben keçi miyim bana yaprak yediriyorsunuz. Biz sana yaprak yedemedik ki onu kaynatacaksın dedik. Velhasıl nefsiyle dinleyenler bu şekilde algı kendilerine hasıl oluyor. Üzerine de bir nasip düşmüyor. Allah nefsimizin şerrinden bizi muhafaza eylesin. Can kulağıyla Allah ehlini can kulağıyla dinlemeyi nasip eylesin. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.